Zaman zaman içime bir öküz oturuyor. Bunu hepiniz yaşıyorsunuzdur zaten. İnsan bir zaman sonra ilişkilerinde, hayata bakışında falan illa bir seviye atlıyor. Tabi bazılarımız seviyede düşebiliyor. Bir zaman sonra bir salıyorlar. Özellikle 35-40 yaşından sonra artık iyice salabiliyoruz insanlar olarak ama bir yaşa kadar genelde kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Çeşitli alanlarda ya mesela şu sıralar uzunca bir süre evden çıkmamadan kaynaklı böyle öz bakımda eksikliklerim vardı. Eskiden yaptığım şimdi yapmadığım. Böyle deyince de çok Tiksinç bir şeymiş gibi gözüküyor. Yok o kadar değil. Yani daha şık olmak diyelim daha doğrusu. Bu konularda kendimi geliştiriyorum. Toparlıyorum da diyebilirim. İnsanlara karşı davranışlarımda oluyor bu. Bu konuda da şu sıralar insanlarla konuşurken daha az sarkastik olmaya çalışıyorum. Daha az eziyorum onu. Veya şunu fark ettim. Bu yaşta da bunu fark etmek biraz sıkıntı oluyor. Normalde ben insanların neyi takıp takmadığını pek takmazdım. Mesela artık daha az kara mizah yapıyorum. ikili ilişkilerde insanlarla muhabbet ederken falan. Çünkü bazı bazıları için gerçekten aşırı tiksinç geliyor. Öncesinde aslında birini yoklaman gerekiyor. Kara miza bu uyumlu mu değil mi diye. Sonuçta insanlara kahkaha attıran bir mizah türü kara miza. Ama aynı oranda da bazı insanlara aşırı tiksinç gelen bir olay. Çok fazla insanı soğutmaya başlayınca dedim ha tamam Yunus kendine artık bir çeki düzen ver. Hangi insan tiplerinin bunlardan hoşlanmadığını iyice öğren onların yanında yapmamaya çalış. Gibi gibi tonlu olay var. Ama insanı asıl rahatsız eden şeyse şu. Bugünün tecrübesiyle geçmişi yorumlamak. Bazılarınızın tabii ki yaşı buna yetmeyecek ama şu an ben 27 yaşındayım ve 18 yaşındaki hallerime bakınca diyorum ki ulan o kadar geri zekalı gibi davranmışsın ki ilişkilerinde. Geçmişime dönüp onun yerine utanıyorum böyle Belki bundan animasyon konusu da çıkartırım bak. Geçmiş Yunus'la şimdiki Yunus'u tartıştırırım. Zaten daha önce de yaptığım bir şey. Zaman zaman böyle eski ilişkilerimi yorumluyorum, davranışlarımı yorumluyorum. Çok fazla şey var. Keşke Yunus böyle giyinmeseydin. Lan bari modadan biraz anlasaydın. Lan kızın yanında böyle mi konuşuldun? Dingil. Tamam paran yok ama parasız aktiviteler de var. Onlara da katılabilirdiniz. O anda artık hangisi kız arkadaşımsa onun için şöyle yapabilirdim. Bak çok mutlu olabilirdi. Böyle bakınca o kadar çok fazla utanç kaynağın oluşuyor ki. Tabii ki bu beni yıpratmıyor. Şimdi bunu konu edindiğim için bundan dolayı depresyona girdiğimi düşünen insanlar olabilecek. Yok o kadar değil. Tabii ki o yaşın tecrübesiyle şimdiki yaşın tecrübesi çok farklı. Belki de onlar olmasaydı şimdiki kadar tecrübe edinmezdim. İnsanda şöyle bir özellik vardır. Tokat yiyince akıllanır. Geçen bir ev arkadaşımızı kovduk mesela. Çocuk çok pis Ama çok pis olmasının sebebi kız arkadaşının bunu gayet normal karşılamasından kaynaklı. Normal bir pislik seviyesi düşünmeyin. Felaket derecede pis. Karantinada odayı başkasına veremem diye çıkartamamıştım da. Anca çıkartabildik çocuğu. Uzunca bir ilişkisi de vardı çocuğun. Çocuğa soruyordum. Ulan hadi ileride evleneceksin. Kendine yazık değil de hani kız arkadaşına eşine yazık. Olsun o yapar falan diyordu artık. Salmış. Ve kızı oturup üzülüyordum ben. Çünkü ciddi anlamda o kadar pislik bir şey olamaz bir insan. Halbuki sırf bu pisliği yüzünden birkaç kere tokat yemiş olsa bu kadar pislik kalmazdı bu çocuk. Bizim hareketlerimiz çevremizdeki insanların ne kadar onay verdiğiyle de şekillenebiliyor. Herkes birbirini her haliyle kabul etmeye kalksa şu an insanlık olarak leş gibi insanlar olur. Bende de o oluyor. Mesela o zamanlar giyim kuşamıma şimdiki kadar dikkat etmiyordum ama sırf bu yüzden bir iki tane tokat yeseymişim. Fiziksel tokattan bahsetmiyorum burada. Daha da toparlamaya çalışabilirdim belki de. Davranışlarımda tokat yeseyim daha da toparlamaya çalışabilirdim. Belki de yediklerimden dolayı toparlamış da olabilir. Dığımızda bu olay şuna itiyor insanı. Lan başıma gelen her şeyi hak etmişim ben gibi bir düşünceye sokuyor. Bilmiyorum benim gibi düşünen arkadaşlar böyle de düşünüyor mu ama ben bayağı hak etmişim diyorum ya aldatmış mesela bir tanesi. Hak etmişim lan. <laughs> bu moddayım. Belki bir mazoşistliktir bu dediğim ama bu moddayım. Hak veriyorum aldatan kişiye. Bir yandan da teşekkür ediyorum. Sırf bu düşünceye girdiğim için. Dediğim gibi insan kendini toparlamalı. Birçok noktada zamanla kendini geliştirebilmeli. Hep aynı hep aynı olmaz. Çok da uzatmayacağım. Arkadaşın gösteriye gideceğim bugün BKM'de. Bakalım bunun psikolojik açmazı nereye açmaya başlayacak bu sefer. Bir yandan bundan dolayı tribe de giriyor gibiyim ama girmiyor gibi deyim. Bir pişmanlık var ama bir yandan da bir minnet var için içinde. Ki bu iki tarafını da size anlattım. Sizde de var mı böyle düşünceleriniz? Özellikle şunu merak ediyorum. Şu kızdan veya şu erkekten şu konuda tokat yedikten sonra şu özelliğimi değiştirdim. Ve sonrasında bayağı atladım diyebileceğiniz. Benim genelde dilim. Sizin bu konudaki düşünceleriniz nelerdir dostlar? Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere öpüyorum hepinize.